Merhabalar, Seval'in Günlük Yaşamı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Erzurum ketesinin ketesi tarifini paylaşacağım. Hemen yapımına geçiyorum. Deneyeceklere de afiyet olsun diyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Erzurum ketesini paylaşacağım. Özgül arkadaşımın tarifini sizinle paylaşıyorum. Kendisi yapmış, o benimle paylaştı. Ben de sizinle paylaşmak istiyorum. Evde çünkü bugünlerde ekmek yapmamız gerekiyor. Öncelikle bir su bardağı ılık suyumu karıştırma kabıma alıyorum. 2 bardağı oda sıcaklığındaki sütümü de ilave ediyorum. Bir paket kuru maya ilave ediyorum. Bir, iki tatlı kaşığı dedi. Bir yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. İki yumurtanın beyazını hamurumuzun içinde kullanacağız. Sarısını da yüzü için kullanacağız. Şöyle bir çay bardağı yoğurdumu da, ev yoğurdumu da ilave ediyorum. Sıvı malzemelerimizi karıştırdık. Artık unumuzu ilave etmeye başlayacağım. Mayayı kenara aldım. Sıvı karışımlarımı kenara aldım. Şöyle biraz mayamız dinlenirken biz de kullanacağımız unu ölçelim. Hem de elekten geçirmiş olalım. Birinci bardağımı eliyorum. Bu şekilde kaç bardak elediğimi sizinle paylaşacağım. Bu yedinci bardak unumuz. Sekizinci bardak unumuz. Şu şekilde dökelim. Şöyle dokuzuncu bardağı ben hazırlayacağım ama ilave etmeyeceğim. Çünkü hamurun yoğunluğuna göre karar vereceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuzumu ilave ediyorum. Ve unumu eliyorum. Şimdi dinlenmekte olan iç malzememe elediğim unu ilave edeceğim. Arkadaşlar 8 bardak unumuzu eledik. Tuzu da ilave ettim. Şöyle bir karıştırdım ve ortasını açıyorum. Sıvı malzememizi unumuza ilave edeceğim. Gerektiği kadar un ilavesini de yapacağım. En son kaç bardak un kullandığımı sizinle paylaşacağım. Bu şekilde hamurumuzu artık yoğurmaya başlayacağız. 9. bardağımız. Şöyle 9 bardak unu şu şekilde yoğuruyorum. Birazcık elimi ıslatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Eldiveni çıkarmak zorunda kaldım. Çünkü özlü bir hamur elde etmem gerekiyordu. Bakın muhteşem, özlü, güzel bir hamur elde ettik. Bunun üzerine mutfak beziyle kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar, yarımdan biraz az margarini tencereye aldım. Şimdi ununu kavuracağım. Şöyle bir çay bardağının yarısını un kavurmak için kullanacağım. Yarısını da içine de yağ süreceğiz biliyorsunuz. Şöyle yarım
yarıma yakın diyelim margarini yarım çay bardağı sıvı yağda ilave ediyorum. İkinci bardak unumu da ilave ediyorum. Ve unun kokusu çıkana kadar iyice yağda kavuruyorum. Arkadaşlar unun kokusu çıkana kadar görüyorsunuz kavurdum. Mis gibi kokusu çıktı. Artık bu aşamayı da kapatalım. Öyle çok kavurmayalım. Şimdi unumuz soğurken biz artık hamurumuzu açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, hamurum 3-4 saat dinlendi. Bakın muhteşem bir şekilde hamurumuz oluşmuş. Şöyle yuvarlayacağım hamurumu. Biraz unluyorum ki yapışmasın diye. Dokuz bardaktan elde ettik hamurumuzu. Beze haline getiriyorum. Diğerini de aynı şekilde. Şöyle beze haline getiriyorum. Diğeri kenarda dinlenirken birinci hamurumu açacağım. Tepsi büyüklüğünde çok inceltmeden hamurumuzu açıyoruz. Bu aşamada arasına yağ sürüyorum. Hamurum kenarda dinleniyor. Şimdi diğer kalan yarım hamurumu da açıyorum. Aynı şekilde merdane ile. Çok inceltmeyeceğiz. Birinci hamurumuzu yağlamıştık. Şimdi tekrar alıyorum tezgahımın üzerine. Ve ikinci hamuru diğer hamurun üzerine koyuyorum. Ve ikinci hamurumu da yağlıyorum. Ve hamurlarımı şu şekilde birleştiriyorum. Soğuttuğum iç harcımın hamurumun her yerine gelecek şekilde döküyorum. Bu arada Ankara'da Nisan yağmurları başladı. Şu şekilde kavurduğum unlu karışımını da yayıyorum. Ve daha sonra böyle rulo haline getireceğim.
Arkadaşlar büyük bezeleri de ben ikiye keserek daha çok küçük ekmek elde etmek istedim. Tane pezeyi yuvarladım. Şimdi bir yarım saat kadar dinlendireceğim. Daha sonra fırın tepsilerini çok az açarak yerleştireceğim. Üzerine de yumurta sarısı ve çörek otu dökerek 200 derece fırında altı üstü pişene kadar kızartacağım. Evet, hamurlarımız iyice dinlendi. Bakın şu şekilde. Hamurlarımız iyice kendine geldi. Şimdi artık bu aşamada teker teker fırın tepsimizi alacağız. Şu şekilde şöyle yaparak fırın tepsimize diziyorum. Yumurtanın sarısı vardı. Ona bir miktar sıvı yağ ilave ettim. Çok az da yoğurt ilave ettim. Bunları ilave de etmeyebilirsiniz. Direkt sadece yumurtanın sarısını da sürebilirsiniz. Bu şekilde bütün ekmeklerimizin üzerine yumurta sarısıyla sürüyorum. Şimdi Erzurum'un ketesinin üzerine çörek otu da tercihe bağlı. Dilerseniz atabilirsiniz, dilerseniz atmayabilirsiniz. Ketelerin üzerine şu şekilde çörek otlarını da sürüyorum ve bir müddet daha, bir 10-15 dakika ketelerimizin kendine gelmesini bekledikten sonra hamurumuz biraz kendine gelsin. Daha sonra 200 derece fırında altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Evet, ekmeklerimiz pişti. Evet hanımlar, evde kaldığımız bu günlerde, kendi ekmeğimizi kendimiz yaptığımız bu günlerde Erzurum ketesini yaptık. Şu an henüz tam soğumadı. Bakın yumuşacık, altı üstü böyle ketelerimiz hazır halde. Bir kısmını çörek otlu yaptım. Dilerseniz böyle çörek otsuz da yapabilirsiniz. Mis gibi ketelerimiz hazır. Şöyle içini de açıp size göstermek istiyorum. Yumuşacık ketemiz yenmeye hazır. Şöyle kat kat yumuşacık pufidik pufidik Erzurum ketemiz bu şekilde. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalımı takipte kalıp yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim. Başka videolarda, tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.